Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. 2 kilo kanadın içerisine yarım çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Siz dilerseniz kendi suyunda tavuğu pişirebilirsiniz. Kendi suyunda kısık ateşte gayet kolaylıkla pişer. Ben neden su ekledim? Boğazım biraz rahatsız. Konuşurken sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Suyunu çorba içerisinde kullanacağım. Boğazıma belki biraz iyi gelir diye. Bu yüzden yarım çay bardağı su ekledim. Eğer ki tavuk suyunu kullanmayacaksanız, ihtiyacınız yoksa kendi suyunda da pişirebilirsiniz. Bu aşamada ocağın altını kısıyorum. Bir miktar pişirdim. Tava ısındı. Tavuklar biraz pişti. Ocağın altını kıstım. Tavukları çeviriyorum. Tavuk kanadını bir de böyle deneyin. Benim hazırladığım gibi pişirenler zaten lezzetini bilirler. Hiç bu şekilde hazırlamadım. Tadı nasıl olur diye düşünüyorsanız, garanti bir tarif, tadından hiçbir şüpheniz olmasın. Tüm kanadı çevirdim. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Pişti. Suyunu saldı. Görüyorsunuz. Suyunu çorba içerisinde kullanmak için süzeceğim ve tavuğu da alacağım tavadan. Aynı tava içerisine bir yemek kaşığı dut pekmezi ekledim. Üzüm pekmezi de ilave edebilirsiniz. 5 diş sarımsak, bol sarımsak aromalı bir tarif. İsteyen dilediği kadar ekleyebilir. Sevmiyorsanız hiç eklemeyebilirsiniz sarımsağı. Tavuğa güzel yakışıyor sarımsak. Yarım kahve fincanı sıvı yağ aldım. 2 yemek kaşığı ketçap ilave ettim. Ve pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ekledim. Bu aşamada sarımsağı pişiriyorum. Sarımsağın pişmesi gerekiyor. Güzel aromasını yağ versin diye. Sosu hazırladım. Haşlamış olduğum tavuk kanadını tavaya aldım. Bu aşamada kızarmasını sağlayacağım. Orta ateşte. Karıştırarak tam bir ızgara kanat görüntüsü ve lezzeti vereceğim tarife. Pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Rengi biraz biraz döndü. Görüyorsunuz kızarmaya başladı. Biraz daha kızarsın ocaktan alacağım. Tavukla hazırlanan tariflere ketçap güzel yakışıyor. Bunu belirteyim. Muhakkak bir miktar ekleyin. Tavuk hazırladığınız zaman hiç pişman olmazsınız. Tavuklar pişti. Ocağın altını kapatıyorum ve hazırlamış olduğum tavuk kanadı servise alıyorum. Izgara kanat hazırlanmış gibi görüntüsü olan, lezzeti de nefis bir tarif olan tavuk kanadını bugün dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaşmaya çalıştım. Hazırlamış olduğum tavuk kanadı tabağa alıyorum. Az sonra tadına bakacağım. Sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Kokusu nefis geliyor. Tadını artık düşünemiyorum. Tavuk kanatlarını tek tek servis tabağına dizdim. Şöyle elimle kanadın birini aldım. Diğerlerini de göstereyim size. Bakın, ızgaradan ne farkı var? Yumuşacık lokum gibi tadı ile her zaman kanadı bu şekilde hazırlayacağınızı düşünüyorum. Kanalımda birçok kanatla hazırlanmış tarif var. Artık bu tarifte onların arasında elimle tek tek ayırıyorum, gösteriyorum ne kadar yumuşacık olduğunu
görmeniz için hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Sesim kötü, zor konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.